Amerika'da tüketici güven endeksi Mayıs'ta önceki ayki seviyesi olan 129.2'den 134.1'e yükseldi. Beklenti 130'du. Amerika'da Case-Shiller 20 kent konut fiyat endeksi Mart ayında %2.6 ile Ağustos 2012'den bu yana en yavaş artışını kaydetti. Beklenti %2.5'tu. Amerika'da FHFA konut fiyat endeksi ise Mart'ta %0.1 arttı. Beklenti 0.2 artıştı. Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Mayıs'ta 2'den -5.3'e geriledi. Beklenti 6.2 idi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'daki makalede Çin'in Amerika'nın taleplerinin devlet tarafından yürütülen ekonomiyi değiştirmesine boyun eğmeyeceği, Amerika'nın ekonomik taleplerinin Çin'in temel çıkarlarına aykırı olduğu ifade edildi. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Amerika-Çin ticaret savaşının yatırımları caydıracak, kurumsal güvene zarar verebilecek gerçek bir sorun olduğunu savundu. JP Morgan CEO'su bir sonraki durgunluğa muhtemelen ticaret savaşından kaynaklanan etkiler veya yükselen faiz oranları gibi yatırımları engelleyen unsurların bir araya gelmesinin neden olacağını belirtti. Nomura'nın Amerika baş ekonomisti Lewis Alexander, Amerika'nın Çin'e %25'lik ek vergi uygulamasının yavaşlamakta olan Amerikan büyümesine muhtemelen zarar vereceğini söyledi. Alexander, Amerikan ekonomisindeki görünümün faiz indirimini henüz meşrulaştırmadığını, Çin mallarına %25'lik verginin gelecek 12 ayda çekirdek enflasyonu %0.5 yükseltebileceğini öngördü. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 raporuna göre TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. TÜPRAŞ'ı ilk onda sırasıyla Ford, Toyota, Oyak, Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçtaş Çelik ve Hyundai takip etti. Rapora göre finansal giderlerin faaliyet karını oranı %49'dan %89'a, kısa vadeli borçların mali borçlar içindeki payı da %45'e yükseldi. Türkiye'de ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %8.5 azalarak 77.5'a geriledi. Düşüşte tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ve ticaret sektörlerinde düşen güven etkili oldu. Küresel piyasalara bir kez daha hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündemimize küresel piyasalar için hemen bir göz atalım. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki müzakerelere ilişkin. Trump henüz anlaşmaya hazır değiliz demişti. Önemli bir uyarı da Çin konusunda ve ticaret savaşı konusunda JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dan geldi. Muhtemelen durgunluğa neden olabileceğini ifade ediyor. Durgunluğun önemli nedenlerinden biri bu ticaret savaşı olabilir diyor. Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından birinin başındaki isim. Avrupa'da ise bir İtalya sıkıntısı var. Henüz tamamen böyle ortaya çıkıp patlamış değil. Ancak İtalya'nın bütçe konusundaki adımları Avrupa Birliği'ni rahatsız ediyor. Ve bu konuda İtalya'ya bir ceza kesilebileceği iddia ediliyor. Yaklaşık 3,5 milyar euroluk bir Avrupa Komisyonu'nun gelecek hafta İtalya'ya ceza kesebileceği ifade ediliyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerini de atlattıktan sonra. Dolar TL'de ise bugün 6 seviyesinin altını gördük. Türk lirasında mesela Güney Afrika randına göre ciddi bir değer kazancı var dolara karşı. Bugün gelişen ülke para birimleri arasında olumlu ayrışan bir Türk lirası söz konusu. Keza Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da bir ara gün içerisinde %2 seviyesinin de üzerinde artıdaydı. Gün sonunun %1.4 yaklaşık pozitif tarafta kapattı. Ancak özellikle SPK'nın fon açıklamasının ardından bu yükselişin gelmesi acaba o emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranın, serbest fondaki oranın %3'lerden %10'a çıkartılmasının etkisini mi gördük diye soruyoruz. Güven endeksinde ise bir gerilemeden söz ediyoruz. Bu aslında bir toparlama, hem reel kesim hem tüketici tarafı. %8.5'luk bir Mayıs ayında güven endeksinde düşüş var Türkiye'de. Son gündem maddemizde S-400'ler, işte Amerika-Türkiye ilişkileri. Bu konuda Didem Arslan Yılmaz'a, Savunma Bakanımız Sayın Akar'ın verdiği röportaj. Aslında dün akşam itibariyle ama bugün biraz daha sanki farklı mı algılandı? Bakan aslında şunu diyor, bu anlaşma yapıldı ve bitti. Füzeler gelecek.
Ancak piyasa biraz daha şu tarafını gördü ve Haziran ayına yetişmeyebilir. Önümüzdeki aylarda gelecek. Sanki bir erteleniyor mu acaba? Fiyatlaması var mı yok mu? Birazdan konuşacağız. Özlem Bayraktar, Gökşen ve Burak Kanlı birazdan canlı yayında konuklarımız olacak. Şöyle bir rakamları göz atalım, ardından sohbetimize hemen geçelim. Dolar TL'de şu dakikalar itibariyle biraz daha altılı seviyelerin üzerindeyiz. 6.03'ler, altının altını görmüştük ama hatırlayalım. Gün içerisinde 6.03.50'yiz şu an. Euro TL 6.74, Euro Dolar 1.11.64'te. Dolar endeksi güçleniyor. Bakın yeniden 98 seviyesine yaklaşan bir dolar endeksi var bugün için. Dolar endeksi güçlenirken dolar TL aşağıda. Bakalım gün içerisinde grafiğimize. Türk lirası olumlu ayrışıyor demiştik. Bakın şurası 5.99.75, altının altı. Çok kısa bir süre olsa da yine de görüldü. Sonra 6.08'den geldik burada. 6.08, 5.99. Şu an 6.03'te bir dengelenme çabası var. Borsa İstanbul'sa bugünü yukarıda kapattı. Bir ara %2'li seviyelere, 87.700'e yaklaşmıştık. Şu son dakikada bir miktar düşüş geldi ama yine de %1.4 Borsa İstanbul primli yukarıda günü kapattı. CDS seviyesinde ise hala bir düşüş göremiyoruz. Bakın hala 500 seviyesinin üzerinde Türkiye'nin risk primi. Yani borsa yukarıda, dolar TL düşüyor ama henüz CDS'lerde aşağı doğru hareketi göremedik. Amerika'nın 10 yıllığı %2.3 seviyesinin bayağı bir altına indi. 2.27 seviyesine kadar inmiş durumda. Neden? Çünkü hala bu ticaret savaşına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Hala çözülemiyor. Trump anlaşmaya hazır değiliz falan diyor. İşte bu noktada sıkıntıyı görüyoruz. Özellikle biz Amerikan tahvillerinin ardından bir de altın cephesine bakalım. Altında 1.278,5 dolar, 6.7 dolarlık düşüş. Gram altında düşüyor, 247 liraya kadar geldik. Bitcoin'de yatay bir hareket, bugün 8.700'lerdeyiz. Petrol fiyatlarında da çok büyük değişim yok. 70 doların hemen kıyısı ve 59 dolar Amerikan tipi petrol. Amerikan endekslerine hızlıca bakacağız, ardından sohbetimize geçeceğiz. Endekslerde de şu dakika itibariyle negatif bir tablo var. 25.482, 100 puan aşağıdayız. Hem S&P hem de Dow Jones aşağıda. Söz Melike Ayan'da. Barış, Dow Jones aldıklarını geri veriyor şu saat itibariyle. Yine Cuma'nın adeta tekrarı, geçen haftanın tekrarı gibi baktığımızda. Çünkü bu ticari tansiyon had safhaya çıkmış durumda. Gelen ekonomik veriler karışık geliyor. 20 şehirdeki ev fiyatı yukarı çıkıyor ama en düşük yukarı çıkışını kaydediyor, büyümesini kaydediyor. Bir yandan da Dallas Fed imalatı eksi bölgelere geliyor ve yatırımcıların iştahı yine kesildi. Hazine 19 ayın dibindeyken getirileri açısından, şimdi bu Japonya'dan, Tokyo'dan attığı tweetler, duyurularıyla, anonslarıyla birlikte Trump yine aynı ana gündemde. Çünkü Çin'le müzakereye oturmayacağını söylüyor. Bir yandan da İçeride de politik açıdan onun azledilmesi söz konusu tekrar. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde demokratlar bundan vazgeçmiyor. Ama cumhuriyetçiler de hemen buna karşı bir atak yaptılar. Biz 67 oy gerekiyor, biz de senatodan geçirmeyiz de. İşte ABD medyası bütün bunları yakından izlerken Dow Jones kendini tekrar aşağıya attı. S&P 500 2800'lerde o desteklerde tutunmaya çalışıyordu fakat ona da gelemedi, orada da tutturamadı diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye teşekkürler. Dönelim stüdyomuza. Burak Kanlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Özlem, hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Sorularınızla, mesajlarınızla bizlere katılabilirsiniz. @bloomberg.et Twitter adresimiz efendim. Twitter'dan hem Burak Kanlı hem de Özlem Bayraktar Gökşen'e ulaşabilirsiniz. Özlem'le başlamak isterim. Hala bu... Yani aslında bildik, hikaye devam ediyor. Çözüm yok. Piyasalar belirsizlik, ticaret savaşından bahsediyorum. İşte Jamie Dimon'ın bazı uyarıları var. Ticaret savaşı yatırımları caydırabilecek gerçek bir sorun diyor. Hakikaten böyle bu kadar önemli bir sorunla karşı karşıya mıyız diye başlayayım. Yani raporlar biraz sıklaşmaya başladı aslında. Yani ekonomik etkileri, yatırımlar üzerindeki etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi ve hani topluca bütün bu dinamiklerin büyüme üzerine ne kadar etkili olabileceğiyle ilgili
Ben son bir ay içerisinde hiç görmediysem 2-3 tane kapsamlı rapor gördüm. Hani biraz artık iyice ciddiye binmiş bir noktadayız. İşte hani görüşmeler iyi gidiyor derken aslında bir taraftan da o gümrük vergileri artışını da görüyoruz. Dolayısıyla artık ekonomik etkileri var. Hani çok böyle radikal büyümeyi çok ciddi anlamda aşağı çekecek bir süreçten bahsedilmiyor. Ama daha kısa dönemli büyüme tahminleri yapılıyor tabii, işte 2020'ye kadar etkiler gibi. Bu sürecin ne kadar devam edeceği de önemli. Tabii burada ABD'deki seçim dönemi de önemli elbette. Ne kadar uzun süreceğini bu anlamda etkileyecek bir unsur. Ama evet, yani ticari savaşların sadece ABD Çin nezdinde değil aslında... Trump'la beraber bütün dünyada konuşulan bir unsur haline geldiğini gördük. Yani bir krize doğru gidecekse global ekonomi, işte atıyor bir resesyona doğru gidecekse, çok da bu ülkeler beraber tekrar senkronize olup adım atabilecek noktada değillermiş gibi gözüküyor. Hatırlayalım, eski 2008-2009 krizinde merkez bankaları beraber birleşip bir adım attılar falan, ama hani biraz daha ticari savaşları nedeniyle ekonomiler birbirlerinden yani, uzaklaşıyorlar. Hani şimdi ticaret savaşı varken böyle küresel merkez bankaları işbirliğinde müdahale falan, öyle şeyler artık zor herhalde. Yani öyle bir hava yok yani. Hadi canım falan der herhalde. Ne yardım ediyorsun der. Ben yani, onunla ticaret savaşı durdurur herhalde böyle bir durum. Benim tanıdığım Trump zaten hani susuzluktan ölsen bir kupa su vermez. Yani hani kendisi. Öyle bir havada. Tabii. Yani hani biraz tabii böyle tabii... Artık böyle sakız gibi çiğniyoruz ticaret savaşı. Ama hani hiç konuşmadan da geçmeyelim. Bu arada Özlem, bitirdin mi? Özür dilerim. Evet, evet. Araya girmiş gibi olduk ama. Mesela Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi. Bloomberg'de toparlamasında bunu öne çıkarmış. 2.26'ya kadar inmiş. Ekim 2017'den beri en düşük seviye. ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş. Büyüme revizyonları var. Evet. Burak, Amerika. Ne diyorsun bu tabloya? Bu ne anlatıyor Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi bize? Yani baktığında bir ekonomist olarak. Şimdi ekonomistler şunu diyorlar Amerika'da. Ya 2019'da faiz arttırılamaz. İşte kimi bir tane arttırır diyor. Kimi arttıramaz diyor, değil mi? Kimi indirebilir 2019 yılı boyunca diyor. Ama piyasa bize şunu söylüyor. Piyasa bu faizler düşecek kardeşim diyor. Yani dolayısıyla ekonomistlerin beklediği şeyle aslında piyasanın o hani piyasanın görünmez eli ya da piyasanın görünmez ruhu, zihni aslında bambaşka bir şeyi fiyatlıyor. Bak diyor, yani işler kötüye gidiyor. Bu ekonomistler de birazcık şaşkındır, hep geriden gelirler zaten diyor. Ben şimdiden bunu fiyatlıyorum. Amerika'da büyüme ciddi şekilde yavaş gidiyor. Şunu soracağım Burak. Şu anda. Yani düşüşün... kalktı çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz. Yani tabii ki yani biz bilemeyiz yani. Hani bütün sonuçta bu piyasa fiyatlama, yani piyasadaki oyuncuların hareketleri sonrası oluşan fiyat. Hepsi hangi niyetle tahvili alıyorlar bilmiyoruz ama senin en azından bakışın buradan hani görüşün, gördüğün Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizdeki düşüş, bir böyle güvenli liman, ticaret savaşı var, işte kan gövdeyi götürüyor yukarıda. Biz en iyisi biraz risksiz dediğimiz tarafa yönelelim vallahi diye mi düşüyor? Amerikan ekonomisi değil, yavaşlayacak, yavaşlıyor. Yok. Eyvah noktasında mı şimdi geliyor? Şöyle, yoksa beraber mi tabii? Güvenli şimdi evet, dediğin gibi iki tane dinamik var değil mi? Birincisi makro dinamik, diğeri de güvenli liman dinamik. Şimdi güvenli liman dediğimiz şey aslında böyle hani 3 ay boyunca güvenli limana kaçalım, biz oraya park edelim şeklinde değildir. Yani kısa dönemli hareketleri biz evet güvenli liman endişesiyle mi acaba oraya gidiyorlar diye açıklayabiliriz. Ama daha orta uzun vadeli hatta bir haftalık, 2 haftalık dinamikleri bile biz bunu açıklayamıyoruz. Yani dolayısıyla güvenli limana geçiyorlar diye bir şey yok. Yani bal gibi. Şu bence Amerika'da çok sert bir ekonomik yavaşlamayı fiyatlıyor şey. Amerikan 10 yıllık. Amerikan 10 yıllıkları. Şu da var. Tabii şu anda yani geçmiş bir 10 yıl öncesine göre ya da 7-8 yıl öncesine göre tahvil stoğu da nispeten daha yani mevcut küresel ekonomik büyüklere göre daha şey olduğu için, sınırlı olduğu için bu tip şeyler aşırı fiyatlanabiliyor. Yani bir anda talep eden sayısı arttığı zaman yeterli tahvil olmamasından dolayı aşırı tepkiler verebiliyor. Ama yani uzun dönemde çok net bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Bu da yani Amerikan ekonomisi
azıcık değil ciddi bir şekilde yavaşlayacak. Evet, ABD tahvil faizindeki düşüş Özlem. Bizim için mesela bu bir şey diyor mu? Bize bir şey anlatıyor mu? Sen bu düşüşü neye bağlıyorsun? Ya şey mi ya Barış, bu Türkiye ekonomisi için, Türkiye piyasaları için, ne bileyim aslında dolar TL için bile güzel bir hareket mi dersin? Vallahi içinde bulunduğumuz durumda çok güzel oluyor, ben öyle diyebilirim yani. Nasıl? Hani şimdi büyümek ayağı vesaire, ticaret ayağı falan da, yani şu anda Türkiye ekonomisi o kadar savunmasız, o kadar Türkiye ekonomisine dair güven zedelenmiş durumda ki küresel yatırımcı i̇yi mi bizim havuzunda için? Bence bizim için iyi yani. ABD tahvil faizindeki evet, düşüş Türkiye ekonomisi için iyi, iyi evet diyorsun. Ben ama Özlem'den aldım sözü, pardon. Ama bilmiyorum Özlem ne diyecek? Yani ama düşüş nedeni ekonomiyi de... İşte ben... Ha, pardon. Çok ciddi bir resesyona gidiş fiyatlamasıysa ki ben hani... Bence o zaman daha da iyi. Yani o kadar net söylüyorum. O neden biliyor musun sen lafın... Ya diyor ki aman canım Amerikan ekonomisi ne olursa olsun ama Avrupa ekonomisinde bir şey olmasın. Amerikan ekonomisi resesyona girsin, Avrupa ekonomisi iyi olsun, bu denklem Türkiye için iyi diyenler var o yani açıdan. Yani şöyle diyeyim, Amerika ekonomisi resesyona doğru gidiyor mu? Evet tartışılır. Ben hani yaklaştığımızda düşünüyorum ama Amerika bu hızdan resesyona doğru gidiyorsa Avrupa için daha hızlı bir resesyona gidiyor. O iyice resesyona girer. Yani ben burada aslında biraz güvenli liman kaçışının da olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir süredir altından rolü çalan ve hani özellikle risk iştahının önemli dönemde düştüğü ya da çok risklerin ön plana çıktığı noktalarda 10 yıllık tahvillerdeki düşüşün hızlandığını görüyoruz. Ama trend açısından haklısınız. Yani özellikle zaten 2018'in 4. çeyreği itibariyle ya bu büyümede bir yavaşlama var. Aslında beklediğimizden de hızlı bir yavaşlamadan bahsediyor olabiliriz tartışmalarıyla. Öyle bir trend oluştu. Yani üçlerden bahsettiğimiz noktada tekrar hızlı bir geri geliş oldu. Yani hani ABD'nin bir resesyona doğru gidişi aslında global çerçevede çok olumlu gelmiyor bana. Yani yavaşlaması peki? Yani daralması değil de ekonomisi. Amerikan ekonomisi biraz da yavaş. İşte bizim en sevdiğimiz şeydi, özellikle birinci çeyrek boyunca aslında gelişmekte olan ülkelerin çokça yararlandığı, bizim kısmen yararlandığımız Mart'ın ortasından itibaren de maalesef global ekonomilerde neler oluyor biraz kapatıp kendi dinamiklerimizle uğraştığımız bir dönem ve hala devam edilen bir dönem. Ona işte Goldilocks senaryosu diyoruz. Yani yurt dışında işte global ekonomi çerçevesinde hani çok hızlı gitmeyen, dolayısıyla para politikasında ani bir frene ihtiyaç duymayacak, yavaş yavaş böyle yumuşak yumuşak işte yavaşlayan, dolayısıyla para politikasının da ekstra bir adımını gerektirmeyecek bir senaryoydu bu. Birinci çeyrekte, hatta yılın başından itibaren çok da söylenen ve gelişmekte olan ülkeleri de destekleyecek bir senaryoydu. Ama ondan biraz çıkmış gibi gözüküyor. Yani ABD hatta, ekonomisi için hızlı bir resesyon denmiyor olsa bile bence... Özlem, daha sözünü kestim. Daha da çıkabilir, yani çıkma riski var diyelim. Şimdi Haziran, yani bu Çin ile Amerika arasındaki anlaşmazlığın tamamen bir şekilde sona ermesi, müzakerelerin Haziran sonunda değil mi Japonya'da G20 zirvesi var. Şimdi orada çözdüler, çözemezlerse bu sefer... Ama öyle bir şey yok yani bence. Yani ne çözülecek ne de çözülmeyecek. Yani bu iki ülke elbette birbirlerine bu kapıyı kapamayacaklar. İşte bazı konularda anlaşılacak, bazı konularda o tweetler gelip gidecek maalesef. Bizim bütün bu süreçten benim anladığım ve çıkarımım bu olacak. Yani şimdi bütün bir özel G20 zirvesinde buradan o ya olacak ya olmayacak diye bir senaryo artık piyasaların da inandığı bir senaryo değil. Burak, şöyle mesela biz bakıyorduk ya Fed ne zaman faiz artırır, faiz artış tahminleri. Uzun süredir bakmıyor. Evet, faiz indirim tahminlerine bakıyoruz. Şurada Eylül'de olması lazım. Evet, Eylül'de %52 faiz indirir diyor piyasa. İhtimal ama aslında yılın sonunda o şey böyle beklentiler, hani yılın sonuna doğru yani çeyreğinde. Aralık toplantısı %81. Yani neredeyse önümüzdeki sene %100'e yaklaşıyor mesela Fed faiz indirir diyen piyasa tahmini. Haziran ya kaç ay var? 1-2-3. toplantı, 2 toplantı sonra Fed faiz indirir diyenler var. Ve evet. Bu tabloda aslında Fed'in faiz artış indirimine, düzeltiyorum, gidebileceğini öngörüyor. Evet.
Evet, ne kadar güzel söyledin, öyle öngörüyor. Ben şu şeyi açayım şimdi. Dışarıda olan gelişmelerin Türkiye'ye aslında temelde üç kanaldan, hatta iki kanal diyelim, iki kanalda etkisi var. Birincisi, kardeşim sattığın buzdolabı ile ilgili bir şey, tamam mı? Yani dışarıya mal satabilecek misin, satamayacaksın mısın? O ekonomiler yavaşladığı zaman sen dışarıya buzdolabı satamazsın. Dışarıya buzdolabı satamadığın zaman da ekonomi daha yavaş büyür. Ve bu birinci ticaret kanalı. İkinci kanal ise ben oradan finansman alacak mıyım, almayacak mıyım? Pahalı mı alacağım, ucuz pahalı mu alacağım, belki alacağım de. Ucuz mu alacağım? Yani biri mal alışverişin, diğeri ise para alışverişin. Şimdi bu sermaye alışverişi. Sermaye alışverişi. Şimdi bu çeşitli ülkeler için, mesela Uzak Doğu ülkeleri için herhalde mal alışverişi daha birazcık daha öncelikli olabilir. Yani Çin'in ve Amerika'nın sert bir şekilde yavaşlaması hani onları birazcık daha korkutuyor olabilir belki. Avrupa'nın yavaşlaması bizim için de dert. Evet, ama şu anda o iki kanaldan bizim için hangisi önemli desen, ben mesela bizim ekonomimiz işte %5,5 büyürken ve risk primimiz 500'lerde değilken ben sana şunu derdim. Ya Barış, sen yani iyi bir şey falan diyorsun da hiç iyi bir şey değil, ticaret kanalı falan, bunları söylerdim yani. Ama şu anda biz risk primi 500 üzerine çıkmış, gelişmekte olan ekonomiler arasında zayıf halka olarak adlandırılan bir ülkeyiz. Tamam mı? Dolayısıyla da böyle bir durumda bizim için finansman kanalı ticaret kanalından çok daha önemli. Dolayısıyla ben diyorum ki küresel ekonomi yavaşlarsa en azından rate hike'lar olmaz. Bizim zaten kendi primimiz yüksek, borçlanma maliyetimiz daha da artmaz. Yatırımcılar bize aman ya zaten işte küresel piyasalarda para daralıyor, ben niye ona borç vereyim ki demez. Dolayısıyla o yüzden hani bizim için bu şey faizleri küresel olarak düşmesi, şu dönemi atlatmamız için aslında bana kalırsa uygun bir şey fırsat da sunuyor. Başın, yani yılın başında konuştuğumuz, biraz önce bahsettiğim senaryo. Şimdi anladığım kadarıyla en azından yani yılın başında biz burada faiz indirimi olasılığıyla ilgili böyle bir kolon görmemiştik yani. Ya böyle bir tablo şey yok yani. Dolayısıyla demek ki biraz daha beklenenden de hızlı bir yavaşlama, evet. Ki bence o beklenenden hızlı bir büyümeden daha kötü bir senaryo. Yani beklenenden hızlı bir büyüme global ekonomide, evet, para politikasında ardı ardına faiz indirim arttırımlarını biraz fazlalaştırabilirdi. O da bizim mevcut konjonktürümüzde, yani mevcut ekonomik konjonktürde o da evet bizi biraz sarsabilirdi. Ama bence şu daha kötü bir senaryo. Global olarak aslında tekrar hızlı bir yavaşlama sürecine girilmesi. Ben valla önümüzdeki 6 aya, önümüzdeki 1 yıla odaklandım çünkü Türkiye ekonomisi için. Kısa vadeli bakıyorum. Bir de şu var tabii. 6 aylık bir resesyon bekliyoruz. Bir de şu var mesela, şey var yani ya da hani önümüzdeki 1 yılda bizi faizleri düşük kalması Türkiye ekonomisi için bence çok önemli. Ya da bir oradan hani bir sıçrayan faiz şoku yememiz önemli. Bir de tabii şu da var. Yani mesela Amerikan faizleri bir yandan düşüyor ama diğer taraftan da mesela geçtiğimiz şeyde geçtiğimiz hafta Amerikan faizleri sert bir şekilde düştü. Ama diğer taraftan gelişmekte olan ülke borsalarına karışık bir seyir vardı. Yani gelişmiş ülkeler birazcık daha kötü ama hani gelişmekte olan ülke borsalarında da karışık bir seyir var. Aslında son dönemde yani Amerikan faizlerinin düştüğü şu son dönemde de Amerikan aslında hani gelişmekte olan ülke para piyasalarından öyle çıkışlar vesaireler olmadı. Tam tersi aslında ciddi anlamda girişler de oldu. Yani hani şu anda eyvah küresel ekonomi yavaşlıyor, biz hani kaçalım değil, gidelim evet. Şeyde değiliz. Dolayısıyla o, evet, böyle böyle yavaşlasın Amerikan ekonomisi. Biz de böyle hani genel olarak gelişmekte olan ekonomilerde şu anda çok feci sayılmaz durum. Elbette onlar da olumsuz etkileyecek ama yani valla benim için açıkçası önemli olan önümüzdeki bir yılı hani sağlıklı bir şekilde geçirebilmek. Yani politika yapıcıların dengelenme süreci dediği o dönemi geçirebilmek. Mesela 3 aylık Libor faizinde de böyle aşağı doğru bir zirvelerden sonra hareket görmüştük. Ocak ayında iyiymiş, sonra bir miktar aşağı doğru gelmiş. Bu da yine son bir yılın ne diyelim hareketi. Özlem, sana şunu soruyorum. Yani Burak diyor ki FED mesela hani şu an ben her iki yöne de faiz artışı ya da faiz indirimi noktasında hareket etme bir sinyal vermiyorum. Yani ben faiz indirebilirim de faiz arttırabilirim noktasında, değil mi? Yanlış anlamıyorsam. Faiz indirebilirim de noktasında değil bence şu anda FED.
ben faiz arttırımları konusunda sabırlı olacağım noktasında. Evet, evet. İşte o yüzden ayrışmış durumlar yani eğer piyasa haklı çıkıyor mu sorun faiz o. İndirimi ne de gidebilirim. Yani gerekirse yaparım her Merkez Bankası'nın özellikle aldığı. Ama faiz indirimi de gerekirse yapacağım yani kısa vadede öyle bir olasılık sinyali vermedi bence FED. Hı hı. Tamam hani en azından bir... Ama Barış bunları biliyor olman lazım senin için. Aynen. Bunları çalışıp gelmen lazım programa. Sonra özlem tatlıyor. Yani olmuyor. Peki o zaman ben ne yapayım ben sormayayım. Sor sen o kısmını atıp sor. Tamam. O zaman o kısmı atıyorum. Evet. Şöyle devam ediyorum sonra o kısmı atlayıp. Ben biraz da böyle temeli olsun diye gayret ediyorum da sormayayım onu. Fed'in olası bir faiz indirimi Eylül olur, yıl sonuna doğru olur, son çeyrek olur. Türkiye ekonomisi için aslında eşittir, iyidir. TL farkı için iyidir diyor Burak Kanlı. Doğru mu anlıyorum? Yani, evet doğru evet, anlıyorsun. Yani her zaman bunu söylemem ama şu evet. Mevcut durumda evet. İyidir diyor. Katılır mısın? Yok, işte orada biraz ayrışıyoruz Burak'la. Normalde çok ayrışmayız ama yok. Orada biraz yok, ayrışıyoruz. Yok genelde ayrışıyoruz. Seninle. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki yani bence. Evet. Yani orada ayrışıyoruz çünkü bu yani biraz bana biraz eski ezbermiş gibi geliyor. Yani old school ya, biraz old school kaldım. Bırak öyle. Çünkü mevcut noktada 1968 mezunuyum ben. Para politikası araçlarının yani mesela faiz hangi seviyeden indirilecek? Biz kriz 2008-2009 krizinde faiz hangi seviyeden indirilmişti? O faiz aracı ne kadar etkili olabilmişti? Şimdi 2.25-2.50'lerden faiz düşüşüyle resesyona önlem almak isteyen bir para politikası otoritesi göreceğiz. Yani eğer bir faiz indiriminden bahsediyorsak faiz indiriminin nedeni şudur. Değil mi? 2020'de önümüzdeki süreçte beklediğimizden de hızlı bir yavaşlamaya doğru gidiyoruzdur. Dolayısıyla o bence kötü bir senaryo. Hem global ekonomi açısından hem sermaye hareketleri açısından biraz güvenli limanları kayışı hızlandıracak. Bizim gibi ülkeler içinde özellikle dertleri olan işte makroekonomik bir takım problemleri olan ülkeler içinde biraz daha problemli olabilir. Peki bir Ahmet Uluhan'ı ekranlara getirelim. O bakalım büyüme yorumunu nasıl yapmış onu dinledikten sonra biz burada stüdyomuzda sohbetimizi sürdürelim. Kurdaki genel avantajın bir miktarda rakamlara yansıttığını görebiliyoruz. Belki bu biraz tartışılabilir yani hani daha iyi bir performans alınamaz mıydı? Tabii ki alınabilirdi. Burada özellikle Avrupa bölgesindeki genel 2019 itibariyle yavaşlamanın ön plana çıkması bir miktarda bizi olumsuz etkilemiş olabilir ama genel rakamlar şunu gösteriyor ki ihracat tarafında en azından performans olarak iyi diyebileceğimiz bir noktadayız. Ben zaten bu süreç içerisinde de yani özellikle her ne kadar son dönem içerisinde az önce ifade ettiğim gibi bir ihracat tarafında kısmi bir daralma söz konusu olsa da Türkiye'nin yine ihracat tarafında güçlenerek senaryoyu performansını devam ettirebileceğini düşünüyorum. Yani şu an için tabii ilk genel rakamlarda bunun da olumlu yansımalarını bir şekilde görmüş olduk. Bugün yani Türkiye'deki mevcut koşullar içerisinde yani dışarıya satım noktasında ciddi bir iştahın olduğunu da görüyoruz açılı. Yani bir istek de var. Zaman zaman biz reel sektördeki yatırımcılarla, iş erbaplarıyla da bir araya geliyoruz çok defasında. Ya şu anda her kanaldan, her pazarda aşağı yukarı bu tür arayışlar devam ediyor. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bahsediyorsun ama şu anda en ufak KOBİ'lere kadar dahi bu fırsatlar evet, kullanılıyor. Ahmet Bey dinledik. Burak Kanlı, Özlem Bayraktar, Gökşen'le sohbetimiz devam ediyor. Özlem'le izinle devam etmek istiyorum yine. Tamam. Yine Özlem'le devam etmek istiyorum. Şimdi kur 6.03'lerde. Bugün altının altını gördük dolar TL'de. Sen de şu soruyla karşılaşıyor musun Özlem? Bize çok geliyor. Ya nasıl altının altını görüyor? S-400 meselesi hala var mı? Var. İstanbul 23 Haziran'da bir kez daha seçime gidiyor mu? Gidiyor. Sen sert konuşmasan ben konuşacağım. Yani o bu böyle diyen insanlar hadi bakalım dur. Tamam. Sen işler sen, devam ediyor. Hatta başını istesen kardeşimi de ekleyeyim sen anlatırken. Ya bu evet. Füze mi sürekli yukarıya gidecek? Yani öyle bir şey mi evet, bekliyorsun? Yani, böyle bir füze gibi sürekli yukarıya mı gidecek? Evet belirli bir seviyenin üzerinde tutabilir. İşte risk primine baktığın zaman belirli bir seviyenin üzerinde mesela. Ama yani kurunda mütemadiyen bu riskler var diye sürekli yukarıya yönlü gitmesini
beklemiyorsunuz tabii. Ne diyor, dolar TL füze. Onu mu yazalım ne dedi? Dolar TL füze mi sürekli yukarı gitsin? Füze mi ki sürekli Burak yukarıya kaldı, füze mi ki sürekli yukarıya gitsin? Ama geliyor tabii. Yani bugün çok hızlı bir hareket vardı. Eğer yani yurt dışıyla da açıklayamadığımız, çünkü yurt dışında baktığımızda gelişmekte olan ülke kurlarında da bakalım aslında mı? Bakalım ya, senin sayfana. Dönüyoruz, dönüşüyoruz, gene geliyoruz. Bugüne evet. Gelene çok kadar TL bir yani bir, geçtiğimiz bir haftada yine geride kalmıştı. Bugüne gelene kadar. Bakayım son 5 gün mesela. Son 5 günde. Orada bugün de var. Buradayız. Bugün de var. Bugün de var bugün diyorsun. Bugün hariç. Peki o zaman şunu 27 yapsan 27 mesela ya. Çıkar mı? Çıkar ya tahmin ediyorum. Evet aşağılardayız dediğin gibi. Olumsuz taraftayız. Bugünü çıkardığında. Bir önceki haftaya bak yine. Bugün baktığımızda ama Brezilya reali ile beraber 0.4 tamam. 0.6 rand bayağı %2'ye yakın aşağıda. Ve Brezilya reali de geride kalan para birimiydi. Yani kötü performans. Yani demek ki kötü performans gösteren neyse tamam bak pardon ben böldüm sözünü. Yok yani evet hem geride kalanları alıyorlar evet, yani. Geride bak Arjantin, Brezilya, Türk TL. Bir de tabii bu S-400 konusuyla ilgili bugün hani aslında çok da anlam atfetmemek mi gerekiyor falan dedik ama hani Haziran'a odaklanmış bir piyasa için ya Haziran'da da gelmeyecek galiba hani bir erteleme mi olacak konusu elbette konuşuldu. Bence piyasalar üzerinde de etkili oldu. Sayın Akar'ın ifadesi. Savunma evet olarak. Yani. Bunlar hani, neydi? Nasıl yorumladı piyasa bunu? Ne dedi yani? Yani demek şöyle, erteleniyormuş diye mi yorumladı? Şöyle Haziran diye bahsediliyordu tabii yani. Haziran i̇şte daha bir yani. Geç işte evet önümüzdeki aylarda söylemi hani Haziran değil de Temmuz'da gelecekmiş diye algılanmamış olabilir. Yani en azından Haziran'da gelmedi önümüzdeki aylar. İnanın ki yani piyasada bu böyle Ekim'e Kasım'a erteleniyor olsa bile bunu olumlu fiyatlama noktasında diyeyim. Yani şöyle diyeyim öyle bir seviyeye geldik ki artık bütün TL varlıklar anlamında. Daha kötü bir haber gelmese, ufacık bir iyi evet, haber evet. Gelse bile bunu çokça fiyatlamaya hazır bir piyasa dinamiyle karşı. Belki de şu manada etkili olabilir yani Temmuz'da gelmiyor, Haziran'da gelmiyor diyelim. Bu atıyorum yani ama resmi söylem bitti bu işte. Onu bir kenara koyarak. Bırak, evet, bırak. Pardon. Şunu soracağım. Bu biraz da Trump'ın, demek ki Trump da Türkiye'ye gelebilir. Çünkü şöyle bir senaryo hayal edemiyoruz herhalde. Bir taraftan S-400'ler geliyor işte hava yoluyla ya da karadan. Öbür taraftan Trump geliyor aynı anda Türk. Herhalde bu senaryo biraz daha ne diyelim düşük ihtimalli olan daha böyle yumuşak bir ifadesi olmaz herhalde değil mi? Trump böyle bir şeye zaten yok, adamlar zaten karşı. Zaten biliyorsun Haziran sonu itibariyle bir G20 zirvesinden bahsediyor. Belki evet. Orada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında bir görüşmede olabilir diye bir beklenti var. Açıklama, resmi bir açıklama yok elbette. Dolayısıyla yani Haziran'a en azından belki de Haziran'da gelmeyeceği konusunda artık ikna olmuş bir piyasanın bir miktar yansıması diyorum. Şöyle diyeyim, o kadar olumlu habere ihtiyaç var ki ve olumlu haberi çok hızlı bir şekilde fiyatlama ivmesi var ki şu anda. Hani kur tarafında bu kadarını görüyoruz. Tahvil piyasasında çok limitli görüyoruz çünkü çok ciddi bir şekilde işlem hacimlerinin düşük olduğu bir noktadayız. Ama hani hisse senedi piyasasında bunun etkisini çok daha hızlı görüyoruz. Yani zaten sabahtan akşama kadar burada hani siz de konuşuyorsunuz ne kadar ucuz. Neresinden bakarsanız bakın hisse senedi piyasasına her taraftan ucuzluk akıyor yani. O yüzden gelen en ufak bir haber bile çok hızlı olumlu fiyatlanabiliyor. Haziran'da bekleniyordu. Önümüzdeki aylarda denildi bugün Savunma Bakanı tarafından. Dolayısıyla bunun bence olumlu bir yansıması oldu. Piyasa iyi haberi aç diyor Özlem. Hı. Diyor ki izleyicimiz kur füze değil tabii ki. Genel olarak biz de açız. Yani piyasa dışında da insanlar yani iyi haber. Evet. Yani bir huzur bulsak bir rahatlasak diyoruz yani. Peki. Kur füze değil tabii ki de diyor. 6.25'den 6'ya düşüren nedir? Hangi risk bertaraf oldu? Burak Bey demiş. Ümit Yazıcı Bey. Evet Burak Bey. Aynı soruyu sana da soruyorum. Biraz mesela oynaklık bugün Şant'ın da mesajında vardı. Mesela Ağustos'taki oynaklık ve dolar TL'ye baktığımızda genelde beraber hareket etmiş. Şimdi bir aylık oynaklığa baktığımızda oynaklık daha aşağı seviyelerde 18. Kur da dolayısıyla biraz daha sakin gibi. Sakin, evet. Ama CDS 500'de mesela. Şu da soru ya kardeşim senin deyimindir. 500 CDS'in üzeriyken nasıl dolar TL burada duruyor? Bunu soranlar da var. Burada mesela farklı çıkarsamalara gidiliyor yine. Ya şimdi onların hepsini söyleyeyim mi? Ya, hani işte böyle kuru demek ki tırnak içerisinde tutuyorlar. Demek ki döviz satış
oluyor o taraftan. Ama bak CDS'i tutamıyorlar falan filan. Böyle garip ve farklı yorumlar da oluyor. Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki erime devam ediyor. Yanlışsan düzelt, değil mi? Yani sen daha şey takip ediyorsun, günlük takip ediyorsun. Yani orada sonuçta işler iyi. Hani 17'si açıklandı en son. 24'ünün analitik bilançosunu görebiliyoruz. Aslında net rezervlerde bir artış var ama hani o dönemde swap stokunda da bir artış olmuştu. Yani son bir ayda net rezervlerde bir şey var. Yani dolayısıyla insanların aklına bunun gelmesi normal. Şimdi bu yani kur dediğimiz şey de biraz anlatalım. Aşırı bir panik hali ve kontrolden çıkmışlık hali olmadığı müddetçe, yani Ağustos ayında yaşadığımız şey ya da 2013 yılında çok düşük faizlerin çok düşük olmasının sonucunda yaşadığımız şey, böyle bir şey olmadığı zaman bir finansal enstrümandır. Bu finansal enstrüman şoklara tepki verir, risk primindeki artışlara tepki verir. Nasıl hisse senedi tepkisini verdikten sonra bir yerde stabilize oluyorsa, bu da tepki, bu da bir finansal enstrümandır. Finans akımlarıyla artı ihracat ithalat dengesiyle oluşan bir şeydir. Bir noktadan sonra bunu fiyatladıktan sonra da enflasyon ve risk primi dinamikleriyle devam eder. Yani hareket etme. Şimdi biz son, yani şuraya yılbaşından bak, yani şunu bir yılbaşından veriyor bak, şimdi TL 6.25'ten 6.04'e, yani %4 nasıl değer kazandı diyoruz ama yani hani şöyle de bir şey var, tablo var karşımızda. Yani biz aslında yılbaşından beri, üstelik koskoca bir yıl da geçmedi. Yani geride kalan 6 ay için, 5 ay içinde Arjantin'den sonra en kötü. Yani çok ciddi bir şekilde, yani bugünkü çok iyi hareket de var bunun içinde. 6.25'ler 6'ya geri gelmesi de var. Bir ara Arjantin'le kafa kafaya gelmiştik. Evet. Ya hatta şu son 5 yıla bak. 5 yıla baktığı zaman artık o zaman bambaşka bir tablo göreceğiz. Yani 6.05'e indi diye ya da 6'ya geriledi diye burada bütün kurdaki stres bitti. İşte kur artık çok daha stabil ve sakin. Yani bunu demiyoruz elbette. Ama yani aynen hani Buranda dediği gibi bir TL varlığın sürekli yukarıya çıkmasını beklemeyiz. Zaman zaman geri çekimler olabiliyor ya. O ne zaman yukarıya çıkar sürekli, ki insanlar bunu yaşadığı için buna da aslında birazcık alıştılar. Yani çok ekonomide çok garip bir şeyler varsa, yani ya başına çok garip bir şey geldiyse, tamam mı? Ya da faizi saçma derece seviyelerde düşük tutuyorsan sen, tamam mı? O zaman insanların güveni topyekun ortadan kaybolur. Bunu bir finansal enstrüman olarak görmeyi bırakırlar. Bunu bir an önce elden, TL'yi bir an önce elden çıkarılması gereken bir şey olarak görürler. O zaman da sürekli değer kaybeder. Ama öyle bir şey yoksa, ki hani şu anda öyle bir şey yok. Yani bu 6'ya iner. 6'da bir ay devam eder. Ondan sonra bir bakmışsın bir şey olmuş. 6.70'e çıkmış. Ondan sonra 6.40'a gelir, devam eder. Peki. Ama TL'de yoğun yukarı olmaya devam edecek benim görüşüm. Özlem'in söylediği, yorumladığı ya da diyelim Sayın Akar'ın, Savunma Bakanımızın Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'a verdiği o röportajda önümüzdeki aylar ifadesi, Haziran'a yetişmeyecek ifadesinin etkisi sence olabilir mi? Var. Yani onun etkisi var. Yani piyasa ah ne güzel işte erteleniyor, buyu fiyatlamıyor kesinlikle. Yani onun böyle bir şeyin fiyatlaması nasıl olur? Çok sert olur. Yani ne yönde? TL dolar TL'de aşağı yönde, borsada da yukarı yönde ve bunu sert bir şekilde olur. Yani çünkü ne diyoruz? İki tane risk primi var. Birincisi Türkiye'deki ekonomi politikalara dair kafalardaki soru işareti. İkincisi de Amerika ile olan sorunlarımız. Yani bunun bu kadar net mi yani? Bu ikisi mi yani risk primi dediğin? Yani son böyle, dönemde risk son primimizdeki dönem. Diyelim risk primimizdeki 200'den 250'den 500'e çıktı değil mi? 200'den 500'e çıktı işte. Seçim de yaşadık. Yeniliyoruz. Onun da etkisi yok mu mesela? Bence yok. Yani benim İstanbul seçiminin yenilenmesi. Evet, evet. Bence yani varsa da çok sınırlıdır. Minördür yani risk primimizin 500'e çıkmasında. Risk primimizin 500'e çıkmasında yani bir temel makro dinamiklere dair soru işaretleri, bir de konjonktürel Amerika'yla sorunlarımız. Dolayısıyla bu eğer diyelim ki Ekim, yarın bir açıklama yapıldı. Ekim ayına erteledik biz bunu dendi. Yani füzeler borsada, Ekim'de gelecek dendi. Evet mesela. Yani borsada çok net bir rally görürüz. Öyle hani %1'lik 2'lik falan değil yani. Çok sert bir rally görürüz. TL'de çok sert bir aşağı yönlü bir hareket görürüz. Peki. Araya gideceğim ama şu mesajı okuyayım. Yani Selçuk Bey sormuşsunuz ama tamamen bir spekülasyon. Tamamen bir böyle hani... Ne? Fantezi mi bilmiyorum. Diyor ki Barış Bey diyor, konuşuluyormuş ama bilmiyorum. S-400 iptal edilip S-500 ortak üretimi gündeme getirilecek diye bir senaryo varmış. Bilmiyorum. Yani
Ya şu anki zaten hani konuşulan S-400'leri alıyoruz, aldık, parasını verdik. Yani nasıl iptal edip S-500'ler devam edelim alınır deyince. Yani S-400'ler alınır, alındıktan yani, sonra ne olur? S-500'ün de ortak üretimi değerlendiriliyor. Ama S-400'ü iptal edip S-500'e en iyisi biz S-500'ü alalım falan, böyle bir şey bildiğim kadarıyla yok yani. Tamamen bu spekülasyon olur böyle bir şey. Bu arada bir de bu hani S-400, S-500 hani... Şey sanki iPhone biraz, modeli gibi çıkıyoruz yani. Biraz da tabii şey hani... Aslında temelde bizim sorguladığımız ve temelde risk olarak algıladığımız ABD-Türkiye ilişkileri. Yani hani hiçbir zaman piyasa dinamiklerinin jeopolitik risklere bu kadar duyarlı olduğu bir dönem, yani en azından benim hatırladığım kadar olmadı. Yani S-400'ü sabahtan akşama kadar konuşma nedenimiz aslında bu ABD-Türkiye ilişkileri. Yani S-400 biter, başka bir şey çıkar. Yani önemli olan ABD-Türkiye ilişkilerini ya da Türkiye'nin dış politika çerçevesinde daha stabil bir düzlemde ilerleyebilmesi piyasa dinamikleri için önemli yani. Çünkü orada herhangi bir risk piyasalar üzerinde de direkt etkili oluyor. Hani biz böyle sanki sadece odak noktası S-400 hani bunu aldık almadık onu. Bu arada Türkiye'nin de çok net bir tavrı var yani asla. Bunun dışında bir cümlede duymuş değilim, evet, şu zamana ben de kadar. Onu bu anlaşma bitmiştir. Bitti bu, diyor. Aynen yani. Dolayısıyla artık o noktayı geçtiğimizi anlıyorum ama ben. Ama işte geçmiyor bir yüzden piyasa. Evet, piyasa geçmiyor. Hala böyle son dakika işte acaba bir şey. Önümüzdeki ayları bile, önümüzdeki aylar söylemini bile satın alabiliyor. Ama burada temel olan şey ABD-Türkiye ilişkileri. Peki neden oluyor? S-400 bitse başka bir konuyu belki konuşacağız. Bu neden yani oluyor? Zaten piyasa oluyor. Bir şey diyeceğim. Araya gideceğim. Burak katılır mısın Özlem? Konu Brunson değildi. ABD-Türkiye ilişkileriydi. Neden oluyor? Çünkü işte sermaye hareketlerini etkileyen bir unsur. Ama piyasa bak bu bilmiyorum katılır mısınız ama piyasa S-400 konusunda neden böyle düşünüyor? Brunson konusundaki yaşananlar, evet, tabii, söylem tabii, tabii, vesaire sonuç. Şimdi burada acaba vesaire sanki biraz bu noktaya mı bağlıyorlar? Üçüncü taraf var burada bir. Rusya tarafı var. Öyle bir sorun var. Yani hani Brunson konusunda Amerika ve biz vardık masada. Şimdi bir üçüncü de bir ülke var. Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim efendim. Lirası varlıklarda ufacık bir iyi haberi bile çok çok iyi fiyatlamaya hazır. Ben de ekleyeyim bir kelime. Aç bir piyasa var. Özlem değil mi? Çok çok iki kere söyledim. Yazılmış evet. Olmuş. Aynen. FED faizi indirirse Türkiye için olumlu olur. Burak Kanlı bir önceki bölümde öne çıkan cümlesi buydu. Özlem Bayraktar Gökşen'le ayrışmıştı. Şimdi devam ediyoruz efendim. Ed Bloomberg Ed'den, Twitter'dan mesajlarınızı alıyoruz. İzleyicilerimizden teşekkür ederiz. Aykut Bey mesajınız için Aykut Perit Bey kur tekniğini tamamladı diyor Levent Demircan Bey. Belki biraz daha teknik açıdan bakıyor olabilir. Evet, Trump her zaman bir tweet atabilir Mehmet Bora Bey. O fiyatlanabilir yani Twitter'ın tweet mesajının içeriğine göre. Türkiye konusunu özetlediniz bence diyor. Ağzınıza sağlık diyor. Evet. Yani anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım, Ayşe Sarıyer Hanımefendi. Bülent Tücel Bey, evet yani o konu S-400 konusunda Amerika'nın daha sonra katsa denen yaptırımları devreye sokabileceğine dair açıklamalar zaten onlardan daha önce de gelmişti. Borsayı sormuş Alpcan Bey. Burak senle devam edelim. Bugünkü hareket borsa. Ya zaten bu fon etkisi mi? Şöyle diyeyim, yani alıcılara baktığımız zaman fon etkisi iyiymiş gibi gözüküyor ama hisse bazında belli hisselerde sabah başlayan yani çok ciddi yerli kurumlardan alışlar vardı. Dolayısıyla ben yani net bir şekilde fon etkisi diyemiyorum ama onun da bir miktar etkisi olabilir. Yani aslında bugün alıcı kurumlara baktığımız zaman sanki işte hani o... Üç tane kurum bir araya geldi ama genelde hani onlar alıyorlar ya da satıyorlar. Biz işte
girdi çıktı diyoruz. Yani sanki daha ziyade onun ağırlığı var gibi. Dolayısıyla ben onun şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu fon girişlerinin etkisinde olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki yani çok ciddi miktarda para da girmeyecek borsaya oradan. 500 milyon TL işte civarı deniyor. 500 milyon TL civarında girecek. Temmuz ayının sonuna kadar bir periyot var. O değildi ama şöyle hani diyordu ki yani çok kritik bir yerde bunun altına inmesi için ekstradan artık bir gelişmenin olması lazım. Buradan bir olumluya bir gidiş bekleyebiliriz. Ama böyle uzun soluklu bir halde beklememiz lazım. Çünkü bunun için de bir sebep yok diyorduk. Dolayısıyla hani çok düşük seviyelere gelmesen tekniğin de desteklemesiyle, fiyatlamaların temelinin de desteklemesiyle şu anda çok 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 düşük bir seviyeye geldik. Dolayısıyla onun bir tepkisi, aşırı fiyatlamanın tepkisi olarak görmek lazım. Bu benim görüşüme göre bir miktar daha bu önümüzdeki dönemde de devam eder bu hareket. Ama tekrar söylüyorum yani tekrar işte o 100-110 bin oralara gelmemiz için işte bizim şey olabilir yani kamu harcamaların yani kamu maliyesinde çok ciddi bir toparlanma olabilir. Enflasyonda çok sert düşüş olabilir. Amerika ile ilişkide iyileşmesi, CDS'inizin bununla bağlantılı düşmesi olabilir. Yani yeni bir şey olması lazım. Çünkü bir gelişme olmalı. Şu anda ne biliyor musun? Yani şu anda aslında biz bize yani sen ben bizim oğlan gibi böyle üçümüz gibi böyle alıyoruz satıyoruz. Yani eskiden mesela en çok alınan en çok satılan hisse senetlere baktığımız zaman en çok alınanlara bir hafta içine mesela o hisse senedinin %3'ünü, 5'ini, 7'sini alırdı yabancı. Şimdi baktığımız zaman en çok alınan hisse senetlerinde bile bu payın sınırlı kaldığını gösteriyor. Bu da bize aslında hani yeni oyuncu gelmediğini, yeni oyuncu evet. gelmesi için bizim bir imkan yaratmamız gerektiğini gösteriyor. Ama yani kısa vadede ben olumlu kalmaya devam ediyorum. Ama kısa vadede. Yani diyorsun. Evet yani önümüzdeki bir ay içinde borsada olumlu bir görünüm görebiliriz diye düşünüyorum. Ama hani hayalciliğe de kapılmamak lazım. Özlem sana döneceğim ama izninle Burak'a bir şey daha söyleyeyim. Bazen şöyle olur ya Burak sen de yıllardır hem merkez tarafı hem piyasada daha aktif bir şekilde de Özlem'le beraber çalışıyorsunuz. Bazen biz de bunu gördük. Böyle borsada bir yükseliş olur riskli varlıklarda özellikle borsada nedenini bilemezsin. Sonra ondan sonra böyle arkası falan gelir. Dersin hakikaten bu nedenmiş. Ama borsa yükselirken kademe kademe gider. Yerli ve bireysel yatırımcı inanmaz o yükselişe. Ya hayır falan filan der. Uzun süre inkar eder. Ama sonra alıp başını giden Borsa İstanbul var. Şu dönemde öyle bir borsa yükselişi öncesi bir dönem olabilir mi? Ve sonrasında duyacağımız haber ne olabilir diye böyle farklı bir soru sorsam sana. Ya, sonrasında da belki Barış bu haber geliyor olabilir. Burada gelebilecek tek haber var benim görüşüme göre. O da Amerika ile ilişkilere dair bir haber olabilir. Yani onu da yani yatırımcıların önceden hani kimse duymamışken yatırımcıların önceden duyması bunu alması vesaire. Yani böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Ama yani şunu göz önünde bulunduralım. Bak yani yatırımcılar tüm ülkeleri gerçekten aldılar. Ve borsaları. Yani bizim şu 2019 yılındaki sert düşüş var ya yüz binlerden. Şurası. Şu düşüş. Evet. Biz orada tepe taktik aşağı giderken gerçekten tüm endeksler yukarı gitti. Çok güzel bir dönem yaşadılar. Dolayısıyla şimdi yatırımcı hani oralardan artık alacağını aldıktan sonra Türkiye birazcık daha cazip hale gelebilir. Çünkü orası hani oralar birazcık daha fiyatı gitmiş. Bizimki birazcık daha iskontolu olmuş. Dolayısıyla bu onun hareketi ama bunun böyle bir ralliye sebep olması için o ralliler genelde şöyle oluyor. O ralliler genelde yani bir haber etkisiyle oluyor. İkincisi de banka karlarının çok iyi geleceğine dair bir takım indikasyonlar, bir takım guidance'lar oluyor tamam mı? Ve dolayısıyla çok satılmış bankalar sert bir şekilde alınıyor. Bankalarla başlayan hareket oluyor genelde o hareketler. Bu da direkt bankalarla başlayan bir hareket değil. Dolayısıyla hani kısa vadede olumlu ama uzun vadede öyle bir haber vesaire yani beklentisiyle alındığını düşünmüyorum ben. Evet. Özlem'e şöyle söyleyeceğim. Piyasaya oluşturan ekonomik beklentiler değil midir diyor Hakan Bey. Ancak diyor bizde diyor sürekli iyimser beklenti oluşturuluyor. Sonra en ufak negatif bir etken bir anda ekonomide gerileme yaşanmasına neden oluyor. Piyasa bacağında da özellikle borsa için demiş. Mesela bugün baktığımızda güven endeksinde gerilem var. Gerçi bu biraz toparlama verir değil mi? Hani nihai tüketici ve reel kesimi alıp. Evet aynı. Sonucu, daha bileşik bir bileşik gösterge. Ve nihai bir veri. Mayıs ayında hala %8,5'luk bir gerileme var.
Bunu neye bağlıyorsun? Hani diyor ki yerel, Burak diyor ki yerel seçim etkisini İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini bir kenara koyalım. Ama belki borsa için ya da dolar TL için bunu söylüyorsun ama reel ekonomi tarafı için İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi, seçim belirsizliği denen hikaye, o ara dönem sence Özlem tüketici güvenine yansımış mıdır? Yani seçimin ertelenmesinin finansal koşullar üzerinde bir etkisi oldu. Ne oldu? Önemli bir volatilite yarattı. Kur tarafında da bir etki yarattı. Dolayısıyla bunun güven endeksleri üzerinde etkisi olduğunu gördük. Ekonomi güven endeksi dediğimiz gibi bileşik bir gösterge. Altında tüketici güven endeksi var, reel kesim güven endeksi var, sektör endeksleri var. Normal şartlar altında biz aslında birinci çeyrekte burada önemli bir toparlanma gördük. Neden gördük aslında? Belki de finansal koşullar endeksiyle beraber çizseniz beraber devam edecekler. Finansal koşullar endeksinden kastımız da finansal göstergelerin iktisadi büyümeyi ne kadar destekleyici olup olmadığını gösterir. Şimdi birinci çeyrek itibariyle baktığımızda piyasa faizlerinin düşük olduğunu gördük. Burada aylarca şunu konuştuk ya, Merkez Bankası'nın faizi buradayken piyasa faizleri ne kadar düşük dedik. Mevduat ve kredi faizlerindeki düşük ortamdan bahsettik. O dönemde biraz önce global ekonomilerdeki ya da global piyasalardaki olumlu etkinin Türkiye'ye yansımasını da gördük. Biz Eylül'den Şubat'a kadar aslında yabancı yatırımcının carry pozisyonlarının önemli oranda artıya geçtiği bir dönemi yaşadık. Onun yarattığı bir inme vardı. İşte TL'de bir miktar daha rahatlama vardı. Risk primlerinde bir miktar düşüş vardı. Yani o 2-2,5 aylık süreç içerisinde bütün o finansal koşullar büyümeyi destekler nitelikteydi. Ama tabii burada bu desteği en çok ortaya çıkaranlardan biri aslında hem kamu harcamalarının çokça hızlanması ve büyümeyi desteklemesi. Bir de tabii kamu bankaları önceliğinde özellikle kredi faizlerinde çokça düşük seviyelerin olması ve bunun da reel ekonomiyi desteklemesiydi. Şimdi bunun çok sürdürülemez olduğunu gördük. Ne oldu? İşte bir takım volatil unsurlar ön plana çıktı. Risk primi arttı. İkinci çeyrek itibariyle geldiğimizde o biraz önce bahsettiğimiz finansal koşulların tersine döndüğünü gördük. Bu mu Özlem Bire? Bu Goldman Sachs'ın Türkiye için evet. Olanı doğru bilmiyorum. Doğru. Aynen öyle. İşte biraz önce bahsettiğim işte Ocak itibariyle aşağıya. Tabii bu endeksi çeşitli bileşik şeyler, yani çeşitli alt kalemlerle doldurabilirsiniz. Ben bu endeksin ayrıntısını bilmiyorum ama hepimiz bir şeyler hesaplıyoruz. Burada şey görmüyoruz miktar... Özlem anlattığını bu arada. Görmüyoruz. Evet. Belki Jimmy ile görsek daha... Net bir şekilde sağlatacak. Şimdi burada bir miktar geri, yani aşağı geliş var. Bu aslında finansal koşulların iktisadi büyümeyi daha destekleyici nitelikte olduğunu işaret ediyor. Nitekim Ocak ayında iyice aşağı inmiş. İşte Şubat ayında da devam etmiş. Ama sonra hızla yukarı yükseldiğini görüyoruz. İşte burada büyüme tarafında negatif etkisi olduğu bir nokta. Nedir? Alt kalemlere bak. İşte kredi faizlerinin birdenbire yükseldiğini gördük. Risk primlerinin yükseldiğini gördük. Hisse senedi piyasasından, tahvil piyasasından çıkışlar olduğunu gördük. Reel kur endeksinin daha da düştüğünü gördük. Bütün bunlar büyümeyi destekleyemeyen bir noktaya geldi. Onların da aslında bir indikatörü güven endeksi. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Burak Kanlı, Özlem Ayraktar, Gökşen küresel piyasalarda devam ediyoruz. Efendim Burak, bu güven endeksindeki gerileme Mayıs ayı, yani biz bu cuma büyüme de gelecek. Böyle ilk çeyrekte hakikaten güzel, nispeten tırnak içerisinde güzel diyorum ama hani güzelden kastım aslında belki. Aslında yıllık da pek güzel evet. Değil ama bir önceki çeyreğe göre daha iyi. Yani aynen, hani kötüyü görüp yeniden toparlanma diyelim biz ona. Yukarıya doğru dengelenme sonrası bir miktar yukarı hareket. Ama Mayıs ayına geldiğimizde yeniden böyle bir aşağı sanki baş vermiş güven endeksi özellikle. Neye bağlıyorsun sen bunu? Yani şimdi yani tekrar geriye geliyor olmasın değil mi? Şimdi evet evet. Şimdi şöyle bir... yani tam toparlandı yukarı gidiyor demiştik ya. Sonra böyle ufak bir baş verdi aşağı doğru. Mayıs ayında maalesef.
Bunda mesela yeniden Mayıs ayına yeniden aşağı doğru mu gidecek? Ya barış biraz aşağı sonra yeniden toparlar mı? Nedir görüşün? Ya ben hani yani orada şimdi şöyle bir durum var. Yani bir kamu kaynaklı yani bir defa iki çeyrek üst üste sert bir şekilde ekonominiz aşağıya gelirse bir tepki gelir. Hisse senedi piyasasında da böyledir. Mesela hani bir hisse sert bir şekilde düştü diyelim ki. Oradan bir toparlamanın geldiğini görürsünüz. Ama aslında bu şeydir hani bir sonraki düşüş olmayacak anlamına gelmez. Burada da yani iki çeyrek üst üste sert şekilde düştükten sonra canım bu ekonomide birileri de hani stoğu tükendi, stoğunu yerine koymak zorunda, almak istediği malları iki çeyrek erteledi, ondan sonra yerine koymak zorunda. Dolayısıyla bir tepkinin gelmesi normal kaldı ki Özlem dedi. Yani birinci çeyrekte aslında kamunun da burada ciddi büyümeyi artırıcı şeyleri var, hamleleri oldu. Ama şöyle bir durum vardır bak yani kamu kaynaklı ekonomiyi canlanma paketleri aslında nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar ben elimi taşın altına koyuyorum haydi siz de çağrısıdır. Yani sen birinci çeyrekte bunu yaparsın ondan sonra neyi beklersin? Ondan sonra arkandaki insanları yani arkandaki insan dedim hane halkı, şirketler vesairenin de o canlanmayla birlikte cesaret bulup ve kendilerini hazır hissedip o oyuna girmelerini beklersin. Neden yani girmiyorlar? Şeyin budur. Neden girmemeleri önündeki nedenler? Çünkü insanlar halen iktisadi faaliyette düze çıktığımıza dair bir görüşe sahip. Peki bunu nereye bakıp öyle düşünüyorlar? Neye bakıp böyle düşünmeye sevk ediyor insanlar? Şöyle çevrelerine bakarlar. Yani bizim gibi makro verilere büyüme ne olmuş, büyümenin alt kalemlerinde ne olmuş diye ne Ayşe Hanım teyze buna bakar. PMI'ye bakayım, ISM nedir? Bunlara bakmaz. Ne şirketin patronu buna bakar. Şirketin patronu çevresinde işte mal dönüyor mu ne bileyim sipariş geliyor mu gelmiyor mu işte bunlara bakar. Ayşe Hanım teyze de buna bakmaz. Dolayısıyla Keynesyen stimulus 2008 yılında tüm yani Avrupa bir araya geldi, Amerika bir araya geldi. Yapmadıklarını bırakmadılar. Oyuna dahil edebilmek için özel sektör. Edemediler. Uzun süre edemediler. Neden? Çünkü bunun olabilmesi için bir güven olması lazım. Ve insanların onların hazır olması lazım. Mesela borçlulukların da düşük olması lazım. Çok en kısa araya girebilir miyim? Şimdi özel sektör bir kere borç azaltım sürecinde yani. Deleveraging dediğimiz borçluluğunu azaltım sürecinde. Zaten birdenbire iki çeyrek sonra hemen özel sektörün haydi yine işte yatırımlar ve ciddi bir ekonomik büyüme derdinde olamayacaklar. Yani hala bir borç azaltı. Şimdi birinci çeyrekte kamu kaynaklı böyle bir destek olunca özel sektörün de aynı hızla ona peşine katılması hani zaten çok da beklenmemeliydi. O yüzden belki de çok uzun süreli olamadı. Melike'ye döneyim sonra az vaktimiz kalacak değerlendiririz umarım. Bakalım Amerika'da hangi notlar var? Biraz negatif bir hava var sanki Amerika'da Melike. Kesinlikle yine ticari endişeler. Yine baktığımızda Dow Jones Haziran 2011'de en son o tarihte bu kadar uzun haftalık zararlı haftaları yaşamış. 5 hafta üst üste bu böyle gidiyor. S&P 500'de 11 kategorinin içine baktığımızda 8'i de düşüyor. O da büyük bir çoğunluğu oluşturuyor ve dolar çıkarken şimdi finansal piyasalara olan iştahın azaldığını görüyoruz iyice yani riskli varlıklara olan iştahın. Ekonomik verilerden bahsetmiştik tüketici güveni iyi yerde buna rağmen her şeye rağmen ama diğerleri özellikle imalat rakamları Dallas Fed'den ve ev fiyatları beklenen kadar iyi gelmedi. Yarın da MBA mortgage başvuruları, Richmond Fed imalatı gelecek önemli verilerden. Dediğim gibi hem Japonya'dan gelen bu mesajlar Trump'tan hem de Çin'den de artık bir haber, bir geri dönüş gelmemesiyle birlikte yatırımcılar morallerini bozdular. Bir kısmı yatırımcıda çözümsüzlüğe biz kendimizi alıştırdık artık. Çünkü çok uzun bir süre çözüm olmayacak gibi görünüyor. Hem Trump'ın yorumlarından hem de Çin tarafından gelen yorumlardan baktığımız kadarıyla diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye teşekkürler. Amerikan vadelerine hızlıca bir göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ticaret savaşları, ticaret anlaşmazlığı, Trump'ın henüz Çin'le anlaşmak için ticaret müzakerelerinde hazır değiliz demesi
Üzerine bugün Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. 2.30'un 2.26'lara kadar inmesi, 2.30'un altında gevşeyip dolayısıyla bir bu konuda belirsizlik var. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz etkileri Amerika'na vadeli endeksleri de şu dakikalarda olumsuz bir şekilde aşağı doğru çekiyorlar. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Son bölüme kadar geldik. Burak ve Özlem'le yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Cuma günkü veriye dair beklentin Özlem, büyüme, ilk çeyrek. Öyle istersen toparlayalım. Öyle yapalım. Burak, ne dersin? Evet. Sana da uygunsa. Uygundur. Uygun mudur? Tamam. Evet. Yani biraz önce konuştuk, yıllık olarak yine bir düşüş olacak. Önemli bir düşüş aslında. Bizim beklentimiz -2.7 daralma. Ama bir önceki çeyreğe göre karşılaştırıldığımızda bir önceki çeyreğe göre daha yüksek bir büyüme göreceğiz. Yani mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak yaklaşık 1-1.5 kadar bir büyüme söz konusu olabilecek yani gibi gözüküyor. Yani geçen yılın son çeyreği, yılın son 3 ayına göre... Evet, dördüncü çeyreğe göre birinci çeyrekte %1'in biraz daha üzerinde bir büyüme olabilir. Ama geçen senenin birinci çeyreğine göre %2'nin üzerinde, 2.5'un üzerinde bir daralma görüyoruz. Tabii burada aslında alt kalemlerine bakıldığı zaman yine yatırımlarda önemli bir düşüş, özel tüketim harcamalarında önemli bir düşüş yıllık anlamda bakıldığında. Ama burada pozitif katkıyı verecek ve yine çok ciddi bir katkı verecek net ihracat katkısı olacak. 7-8 puana yakın bir katkısının olduğunu göreceğiz. Ama o bütün o katkıyı negatife çeviren de dediğim gibi iç talep koşulları olacak. Peki, çok teşekkürler. Burak, teşekkür ağzına sağlık. Özlem, çok teşekkürler. Efendim, yarın akşam yine 9'da ekonomik görünüm, 10'da küresel piyasalarda buluşmak üzere. Asmalık.